Arkadaşlar, herkese merhabalar. Venüs'ün tarot gezegenine hoş geldiniz dostlar. Şimdi dostlar, Instagram adresimde bir anket yaptım ve bu anket doğrultusunda 2021 yılı ile ilgili burç burç aşk hayatına kart çekelim mi dedim. %96 olur, tamam, okey, çekelim Venüs Hanım dedi. Evet, ben de hemen hızlı hızlı geç kaldım tabii ki. Yok, çok yoğunum arkadaşlar. Bu arada Instagram adresim Venüs'le Tarot, orada özellikle yılbaşına kadar günde 2-3 kişiye çekiliş yapıyorum. Ücretsiz 30 dakikalık bir tarot seansı olsun, yılbaşı hediyesi, yeni yıl hediyesi olsun açısından, moral olsun açısından arkadaşlar, beni Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Venüs'le Tarot dostlar. Koç burçlarından başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum arkadaşlar. Sağlıklı, aşk dolu, mutlu, 2020 ve daha önceki yılları aratmayacak bir yıl diliyorum sevgili koçlar. Bakalım 2021 yılı ile ilgili, aşk hayatınızla ilgili kartlarımız neler söyleyecek sevgili koçlar. Evet, Güneş burcunuzu dinleyin arkadaşlar. Muhtemelen soracaksınızdır, yükseleni mi dinleyelim, Venüs Hanım Güneş burcumuzu mu dinleyelim diye. Güneş burcunuzu dinleyeceksiniz. Astrolojik yorum değil çünkü bu, sadece kart yorumu olacak. Bazılarınızın tabii ki Instagram adresi yok. WhatsApp'tan yazıyorlar. İnsanın bizim Instagram adresimiz yok. YouTube'da daha az video çekiyorsunuz. Evet arkadaşlar, Instagram'da her gün paylaşım yapıyorum. Bu doğrudur. Peki sevgili koçlar, aşk hayatınıza baktığımda Ocak ayında bir yapılanma içerisinde olacağınızı görüyorum. Burada Şubat ayında 4 haftalık bir üzüntü, ama bu üzüntü sizden kaynaklanıyor. Biraz silkelenmeniz gerekiyor diyor. Ocak ayındaki motivasyonunuzu Şubat ayında da devam ettirmeniz gerektiğini söylüyor. Mart ayında evlilik teklifi ya da bir barış görüyorum arkadaşlar. Ya bir evlenme teklifi alabilirsiniz ya da bir barışma olabilir. Saadet mutluluk kartıyla çıktı çünkü. Mart ayınızı çok beğendim. Şubat ayındaki 4 haftalık bu üzüntü Mart ayında ödül olarak size geri dönecek dostlar. Nisan ayında ise sıfırdan bir yapılanma içerisine giriyorsunuz. Hiçbir şeyi umursamadan, çünkü Joker kartı çıktı arkadaşlar. Her şeyi geride bırakıp sıfırdan bir hayat, sıfırdan bir yaşantı içerisine gireceksiniz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Peki Mayıs ayına geldiğimizde, Mayıs ayında arkadaşlar, sevgili koçlar, bir takım gizli saklı olaylar ortaya çıkabilir. Moraliniz bozulabilir aşk hayatıyla ilgili. Ama burada devreye derhal hislerinizi sokun. Hisleriniz, kalbiniz sizi yanıltmayacaktır. Bazen bana soruyorlar zaten, mesaj yazıyorlar. Venüs Hanım, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Diyorum ki kalbinizin vereceği cevabı bana sormayın. Burada da Nisan-Mayıs ayındaki bu olan şeyle ilgili kalbinize sorun ve sakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayında bununla ilgili egosal hareketler, egosal davranışlar yapmayın diyor. Biraz orada ego konuşturacaksınız Haziran ayında. Temmuz ayında ilişkinizle ilgili tercih yapacaksınız ama olumlu yönde arkadaşlar. Biraz kafanız karışabilir. İki kişi arasında kalabilirsiniz, bu bir. Ya da ilişkinizle ilgili iki şey arasında kalabilirsiniz. Belki bu arasında kalacağınız iki şey arasında kalacağınız olay, yol, farklı bir şehir olabilir. Belki evlenip farklı bir şehire gitmek kararı sizi düşündürebilir. Belki İki erkek, iki kadın arasında kalabilirsiniz. Ama her ikisi de sizin için olumlu mu? Evet, olumlu olacak diyor. Yani tercihiniz iki tercih, ama A'yı da tercih etseniz, B'yi de tercih etseniz sizin için iyi diyor. Peki, Ağustos ayına geldiğimde maddi manevi bir yükseliş içerisine gireceğinizi görüyorum sevgili koçlar. Para kartıyla çıktı aynı zamanda. Parayı da verir. Onu da söyleyeyim parantez açarak, her ne kadar aşka bakıyorsak. Aşkta alma verme dengelerinin uyumlu olacağını ve çok mutlu olacağınızı söylüyor. Eylül ayında arkadaşlar yine bir yolculuk. Bakın burada Haziran ayında, Temmuz ayında bir ikilem, bir yol olabilir dedim ya. Eylül ayında muhtemelen orada o kararı verip Eylül ayında aşkınızla ilgili
Önemli bir karar ve bir yol, muhtemelen bir yol. Hani siz İstanbul'dasınızdır, sevdiğiniz yurt dışındadır ya da farklı bir şehirdedir. Oraya gidip gitmeme konusunda o karar verip gideceğinizi söylüyor burada. Peki, Ekim ayına geldiğimizde ve çok sevdiğim kartlardan bir tanesi, Ekim ayında arkadaşlar artık önünüzde hiçbir engel kalmayacak diyor. Ekim ayında muhteşem bir aşk yaşayacaksınız diyor. Eylül, Ekim aslında yaz ayından itibaren Ekim ayına kadar muhteşem Ekim ayı da dahil aşk hayatınızda çok güzel yükselişler yaşayacağınızı burada görüyorum. Kasım ayında duygu anlamında biraz çalkantılı görüyorum size. Biraz böyle kararsızlıklar olabilir. Bu kararsızlıklardan sonra da su da almamışım yanıma, çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu kararsızlıklar sonrasında da kendinizi aşağıya çekebilirsiniz. Kendi kendinizin enerjisini aşağıya çekebilirsiniz. Bir bocalama dönemi içerisine girebilirsiniz. Lakin bu geçici bir dönem diyor. Aralık ayında gireceğiniz bu dönem geçici bir dönem diyor arkadaşlar. Sizler üstesinden gelebilirsiniz diyor. 2021 yılı çok güzel çıktı. Kolektif açılımı olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. %100 tutmayabilir tabii ki herkese, bu özel bir açılım değil. Hepinizi çok seviyorum sevgili koçlar. Muhteşem bir 2021 yılı diliyorum sizlere de. Kendinize dikkat edin. Venüs de Tarot Instagram adresim. Oradan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Aşkla kalın.